Burada Sevilay Sultanım var. Topuklarla da soru yürüyorum artık. Tam bir kaynana gibi geldin. Tam bir kaynanayım. İyi bayramlar. Gel seni de öpeyim. Öpüşelim hadi. Hadi İnşallah başarılarının devamını dilerim. Ay teşekkür ederim. Sen de bana dile de bunu. Ben de sana diliyorum. Hadi bakalım. Aslında tabak pişmiş. Patlıcan közü nasıl Patlıcanı olmuş? Bulamıyorum, onu arıyorum, inanır mısınız? Nerede? Hep kıyma var. Patlıcan tadı da ağzıma gelmedi açıkçası. Sadece ekmek var altta ve tıka basa doldurulmuş güveçin içi. İnsan azıcık bir ince yapar. Kalın olmuş, ekmeğini beğenmedim. Patlıcana da hiç rastlamadım. Patlıcanı közlemişlerdi değil mi? Evet. Sadece biberi görebiliyorum ya da çok ezdi herhalde patlıcanı. Bu tabakta patlıcan yok. Bu tabağı şimdilik beğenmedim ben. Kıymalı harcını da beğenmedin mi? Kıymalı harcı fena değil, pişmiş ama patlıcan yok. Lezzet orta diyeyim ben buna. Şimdi bunun ekmeği pişmemiş, bunun da ekmeği pişmemiş. Ama bundan patlıcan şeyi aldım. Tadı aldım, közü aldım. Kıyma da pişmiş. Biber diri, soğanlar pişmiş. Ama ekmek şey, bakın şöyle. Bak patlıcanı var. Bunun bariz belli patlıcanı. Ve patlıcanı güzel. Tadını da aldım zaten. Ekmek pişmemiş bunda. Ekmeğimiz çiğ, hamur. Aradığım tabağı bulamadım henüz yani Miyase'nin yapabileceği. Bu tabak ekmek harici, ekmek harç harici, olarak karışmış. Harç olarak karışımı patlıcan falan... Ama patlıcanı karışmamış. Patlıcan altta. Herhalde öyle mi oluyor? Karışmamış ama altında duruyor. Lezzetli bir tabak mı? Patlıcan tadı aldığım için fena değil ama biberleri falan diri. Hmm. Pek şey yapamadım. Bunu da pek beğenemedim. Ekmek pişmiş, bunun pişmiş, şunun hamur. Ama bunun üstündeki şeyleri beğenmedim. Kıymaların kavrulma biçimini beğenmedim. Ezilmemiş ve bir lezzet de yok, bunda da yok ya. Biberlerine de bakalım pişmiş patlıcan mi? Patlıcan var mı? Beğendin mi patlıcan? Şunda geldi bir bana patlıcan tadı. Onda da tadı. Mı yok? Bunda da gelmedi. Aa. Az var ve ama şunlar değil mi patlıcan? Böyle lezzeti gelmedi mi? Çok az geldi bunun. Şununki güzel geldi. Peki. Bunun kıymalarından eledim ben bunu bir kere. Peki. Baksana topak topak kıyma. İnsan biraz şöyle ezer. Hepsinde var bak şu üstlere müstlere evet, hiç ezmemiş. Evet. Kavurmamış yani, uğraşmamış gelinimiz. Bunun patlıcanı bile belli değil. Korkuyorum şimdi bir vereceğim bu kız çıkacak gene. Ekmeği nasıl? Ekmeği iyi. Kıyması? Kıyması çok aşırı kavrulmuş bunun. Patlıcanı? Patlıcanı onu arıyorum. Bir de üst içeriği bunun az, diğerlerinin dolu dolu. Tabağın genel lezzeti var mı? Yok ya bunun genel lezzeti yok. Yok mu? Yok. Bariz yanmış kıymaları bu kadar çok aşırı kavrulmuş. Puanlara bak. Evet Sevilay Sultan. Şu bir. Buna 3 veriyorum. İkinci tabak 3 puan. Şunu bilemiyorum ki şunu ne yapacağım. Ya bizim kız olabilir bu. Neden? Yakıyor son günlerde. Şu buna ne verdim? Vermedim. İkinci tabağa 3 verdin. 3 verdim. Buna 1 verdim. Üçüncü tabak 1. En iyi kıyması kavrulan şey bu. Buna 5. Birinci tabak 5. Bir ya, yaktıysa da biraz. Dördüncü tabak 1 puan. Gelinimse aşırı de yakmış. Yapacak bir şey yok diyorsun. Evet. Şekerim. Neye gidiyorum? 2 tane 1 kullandın. Evet. Gel önce bunu açalım. Sevilay kayınvalidemden ilk 1 puan alan gelin
aç öğrenelim. Gözde yeni gelinimiz. Merhaba. Merhaba. Neden bir Sevilay abla? Karışımını beğenmedim üstünün. Nasıl kıyma beğenmedin? Harmanlamasını, kıyma karışımını beğenmedim. Hepsini burada bütün bir şekilde kavurdum yani. Hani harmanlama var ya, bir lezzet ama çok bulamadım. Güzel harmanlandı burada. Bir de kıymaları burada. Topak topak baksana. Hiç ezerek yaptım ben. Asla ezilmemiş. Öyle bir şey olamaz yani. Çok güzel pişti. Pişmiş pişmiş de harmanlaması dediğim gibi. Yani şey, tadı da alamadım bundan. Patlıcanın tadı da az geldi. İkinci sabaha üç verdin. Evet. Fena değil bir puan. Bir değil en azından. Ama niye bir beş olmasın? Aynen. Çok beğenmedim bu tabağı ve üç verdin. Bakalım üçün sahibi kim? Üç puanın sahibi gelin. Üçüncü kayınvalidem. Artık puanlar oluşmaya başladı. Aç görelim Sevilay Sultan. Sena Nur. Anne, sen o kadar kalın doğranılmış bibere mi verdin? Yok artık. Ekmeği ya. Çiğ tabağa mı verdin ya? Hepsi çiğ deden, ona bakarsan miyası? Hayır ya, ekmeğin çiğ biberi olmadı. Ya biberimin büyüklüğüne bak. Ben kafadan ne dedim, benim kayınvalidem vermez dedim o kadar büyük bibere ya. Sevilay teyze hakikaten sen... Vallahi biberin büyüklüğünü görüyor musun? En büyük biber o tabakta ya, var. İki puanı bile neyden kırdın onu da bilmiyoruz. Ya şeyi ince ya. Ya anne bırak ya. Yeşil biber ince. Ya kırmızı bibere bak, aralarındaki en büyük kırmızı ya, doğranmış biber o. İkiye bölüp aynı şekilde doğrandığı için siz halbuki belki de üçe bölmüşsünüzdür, o şekilde doğranmıştır. Ya düşündüm aslında da yeşil biber ince diye şey yaptım ya. Yapamamışsınız. O da, niye o zaman? Ya, o zaman belki sen geçen haftadan beri bir şeyler yapıyorsun. Geçen haftadan beri ben yanık çıkarıyorum değil mi? Yanağı mı vereydin? Yanağı verseydin ama bari. Ama artık düzeldim dedin. Ya yapmayacağım ya. Dedin. Ben yani geleceğim yapalım. Zaten. İnşallah biri bana vermişsindir. Geleceğim. Yanık neresiyse ben sana göstereceğim. Ekmeği de yanık. Kıymaları da yanık. Ekmeği de yanık dedin ya, o ekmeği kıymaları çok da yanık, merak ekmeği ediyorum. De şey, çok yanık. Merak Sevilay ediyorum. Sevilay abla. Sevilay teyze. Benimkine sadece topaklandığı için mi bir verdin? Ben tabağımı savunabilir miyim? Tat alamadım seninkinden. Nasıl alamadın ya? Alamadım. Yani buna da düşündüm de şu... Biberleri görüyor musun, kırmızı biberleri? Yeşil biberleri kırmızı ince geldi. Kırmızı biberleri görüyor musun anne? Görüyorum. Ben hayatım boyunca o kadar büyük biber doğradın mı? Ya vermeyecektim. Evde de vermeyecektin o zaman. Vermeyecektim. Vermeyecektin. Keşke vallahi... yani ne diyeyim ki ben? Neyse canım, 4-5 vermedim en azından. He. Bak bunda yavaş yavaş tanıyorum seni. Şimdi bu 5 kime gitti acaba? Sen gelinini unuttun milleti tanımak yerine. Gelinim doğru dürüst yemek yapmazsa unuturum tabii. Şekerim bir sakin olun. Sevilay Sultanım, yani bir beşimiz bir birimiz var. Damla ve Miyase kaldı. Evet aynen. Enteresan, yani birine çok yanmış dedin. Aslında gerçekten çoğunu beğenmedin. Neredeyse evet beğenmedim, beğenmedim ya. Miyase'ye bir verdiysen sana ne oluyor bilmiyorum. Ya çok iyi. Beyhan seni izleyip orada... Ama şunların yanında farklı tabak, kurutmuş kıymalar falan kurumuş, görmediniz mi siz de? İnsan azıcık dikkat eder ya, kim yaptıysa. Evet. 5 puan kendi gelini Miyase'nin mi yoksa Damla'nın mı? Beş puan Damla mı? Kendi gelini Miyase'ye mi gitti? Açıyoruz. Açtık. Damla. İşte bu ya. Miyase yine mi yaktın ya? Niye yakıyorsun sen bu yemekleri? Bekle. Al bak. Bekle. Ben bütün tabakların başına gittim çünkü. Miyase ben farklı tabaklara bekle diyorum ya anne, ben sana göstereceğim tamam, diyorum göster. Ya. Bu arada sadece sana bu kadar yanık gelmiş. Bak net söylüyorum, sadece sana bu kadar yanık gelmiş. Şunlara baksana. Bu arada tamam, bak sadece sana bu kadar yanık gelmiş. Al patlıcan arıyordun, al sana patlıcan. Biberleri görüyor musun? Yanığı görünce bir şey aramadım zaten. Ekmeğim yanmış dedin, koyu bu koyu. Yanık manık değil, al bak hep patlıcan. Bak tamam, koyu kavrulmuş kıyma. Tane tane kıyma. Üç tabağın içinde en farklısı bu. Sen bana hangi renk? Hangi renk? Farklı tabağı elemiyor musun? Hangi renk? Hepsinin aynı rengi. Hangi renk eti? Açık değil mi? Açık. Bak ekmeği de açık. Bir ekmeği şu işte açık. Koyu olarak bir şu. Ekmeği açık mı? Açık. Kıymasına baktım ekmeği ben. Açık ekmeklerine mı? Giremedim bitti. Bile. En koyu bu duruyor, anne, o da yanık duruyor. Ben, sen şu tabağı verdin ya. Bana bir bak, gel buraya gel anne. Gel.
Tamam, onda hata ettim. Sen şu tabağı verdin hata ya. Hata ettiğimi söylüyorum, onda hata ettim. 5-1-1 yapsaydın. Ama bu senin doğrayışın, ben senin şeyin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim mi doğrayışım? İnce ince. Çok ince. İnce. Çok yok, ince. Hayır, seninki daha ince. Anne geç ya. Bunlar da keşke ince. Keşke cuma günü elenseydik biliyor musun? Elenseydik. Keşke sen böyle elenseydik. Yapmaya devam et. Çünkü sen artık ne mantık kurabiliyorsun ne başka bir şey. Sen o kalın tabağı verdin ya. Bak beni bulamayıp 5-1-1 yapsan, o kalına vermesen diyeceğim ki evet beni bulamadı. Mantıklı 5-1-1 yaptı. Herkes bir alsın. Kalın doğranmış bibere 3 verdin ya. Ya bazen niye? Yanık değil bak. Şimdi fırına demek ki ıspanağı da kocaman kocaman doğradın. E başıma geliyor demek ki bazen. Demek ki o da gelebilir dedim. Sen dördüncü tabağın başında ne dedin? Kıyması iyiydi. Senin, dördüncü sen tabağın, her şeyi yapabiliyorsun. Onun için böyle dördüncü yapıyorum. Dördüncü tabağın başında ne dedim? Bu miyas olabilir dedim. Yapmış mı acaba dedim ama bugün bana söz verdin. Yok güzel çıkaracağım dedim. Miyase bir haftadır problem yaşıyor dedin değil mi? Miyase olabilir bugün bu dedin mi? Bugün konuştuk en güzelini lezzete ver dedim. Miyase olur dedin mi demedin mi? Olabilir dedin mi demedin mi? İçimden geçti ama pes dedim yani. Pes dedim bu kadar da yapmaz ikinci tabağı yani. Niye verdin? Kalın doğranmış biberi niye verdin? Onu da sen niye ıspanağı kalın doğruyorsun ya bazen?